Yanıyor, yanıyor reisim, yanıyor, yanıyor, yanıyor dedim sana, yanıyor, 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 yanıyorlar, 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 hepsi içeride dedim sana, yanıyorlar. Bekir! Bekir! Abla! Abla! Bekir! Hacer! Thank you.
bulmayı gelince görürsünüz demiş mi? Thank you.
kolay gelsin. Açılsak mı Resulü? Heh. Vallahi neye gelir hepimize? İş var. Allah işini gücünü arttırsın. Aslanım da. Versene böyle. Hadi biz neyse de. Peki çıksın bari arkadaşlarıyla. Heh. Geçsin, eğlensin gençler. Kimin gözünde yetmedi çünkü ya. Zaten belli. Yakışmıyor da. Allah'ım ya.
Rica ederim hanımefendi. Ne demek, altların hayatını kurtardım. Araba mı? Canın sağ olsun, senden kıymetli mi? Parası neyse veririz ya. Çek şuraya. Çek şuraya ineceğim. Dur şurada. Dur. İyi, in. Rahatsızım da nedir ya? Yavaş. İnsan bir teşekkür eder be. Dağlı mısın kızım sen? Dağlıyım evet. Buzdağ. Resul Bey'in kızı mısın sen acaba? Kahvede tükürün. Abla, Resul Bey kalıyor. Bak, git gel hadi. Gizli yatıyor hadi. Ama ablamız. Açma hoş olmazsın. Ağzını açarsan yırtarım ha. Git dediğimi yap. Yavaş. Ne oldu ona? Hı? Ezo nerede? Sana mısın? Sana ne? İşine bak sen. Kız kendi başında yakacak bizim başımızda. Dime dedim mi? Aman dimem. Dime dedimem. Beni bak. Al şunu. Bir işlere haydi. Ah be Esu. Neredesin be kızım? Birazdan geliyormuş kahvelere. Allah Allah. Bir fincan kahve alt üstü. İnadına bekle diyor sanki. Bir bakayım şuna. Hoş geldiniz Cavide Hanım. Hoş geldin ana. Anne, bu ne güzel bir sürpriz. Ezo nerede? Kahve yapacak inşallah. Mutfakta. Mutfakta. Ben toparlanma abla, çünkü bu sefer Resul Bey sizi kesin kovacak. Saçma bu şomansını. Geldim Esra abla. Kendime zorlaştım. Girin içeri. Haydi. Sen kal. Esra ablanı bir suçu yok. Sus sen. Kimdi o adam? Kız ne adamı? Sen sınava gitmedin mi? Ne yaptın ne yaptın? Oğlum sen Resul'ün kızına. Dağlı mı dedin? Ezo'ya. Ezo'ymuş adam. Ay delireceğim. Ay aldın mı sen benim Ezo'yu? Ver şuna. Ver şunu, iyice azdırdım migrenimi ya. Hak etti. Ne yapayım? Kızın hayatını kurtardım. Araba haşat oldu. Bir teşekkür bile etmedi bana. Yabani kız ya. Oğlum. Sen teşekkür edeceksin sen. Allah benim karşıma Resul'ün kızını çıkarmış diye. Ayağına gelen fırsatı tepmişsin ya. Ya hadi yaptın bir kahramanlık. Girseydin içeri, bir gösterseydin adama kendini. Ay aklını kullansana ya, sen kime çektin? Ya bırak anne ya. Ya ne bırak ne bırak. Adamdan para dilenmeye geldik buraya. Saçmalıyorsun. Harun. Harun nereye? Otur şuraya. Harun otur şuraya. Senin sözün dinleyip buraya kadar geldim. Ama yeter.
bizim odamızda kalacaksa ne bekliyoruz? Oğlum hangi ev? Hangi ev? Bir evimiz olsun da oraya geri dönelim diye uğraşıyoruz zaten burada. Ya o adam bize o kadar parayı niye versin? Ne münasebet ya? Neyimiz olur o adam bizim? Ben o adamın sadece çalışanıyım. Çocuk gibi annemin elinden tutup gelmişim buraya kadar. Rezil olduğumuzda kalacağız. Tamam git. Git. Tamam ben kendim giderim. Anne. Ne anne ne? O kadar kur yapacaktıysan bizi bu hale düşürmeden önce düşünecektin. Aylardır kredi borçlarını ödememiz. Banka satılığa çıkardı evimi. Evini? Evet evimi. Benim evimi. Babamdan bana kalan evimi. Yıllardır tek başına ayakta tutmaya çalıştığım evimi. Allah ya. Ay çocuğum büyüdü bana yardım edecek diyorum. Gene işimi kendim görüyorum. Böyle bir şey yok ya. Peki anneciğim. Sen kurtar o zaman. Evini. Harun. Harun nereye? Buraya geldim adama gideceğiz. Harun. Kızım ne üniversitesi? Sen liseyi bitirdin mi ki? Bitirdim dışarıdan. Kızım. Baban sana okul yok demedi mi? Dedi. Sen sus. Sana diyor mezun. Annem okumamı isterdi. Okuyacağım ben babaanne. Senin anan yok artık. Anan öldü gitti. Entarilerini giyiyorsun diye dirilecek değil ya. Hem senin okumaya ihtiyacın yok. Her şeyin var senin. Ha, bir aklın başında değil. Ananı al koy buraya. Yoksa ben bile seni koruyamam. Sen beni ne zaman kovdun ki babaanne? Kızını biliyorsun işte aslan. Bir iş buyur bekle ki büyüsün. Annesinin etkisi yine değil mi? İyi zamanı olsa bari. Sabah sabah tarihe gider gibi. Çarşıya çıkacağız. Ben istedim hazırlanmasını. Hı? İstiyorsan sen de gelebilirsin. Nereden icap etti ana şimdi bu? Kime sordunuz? Torunumu çarşıya çıkarmak için senden izin mi alacağım? Sen de dikilme öyle. Git odana.
defol. Sen o yüzü veriyorsun buna ana. Yoksa patma kemi kaldırabiliyor musun başını bir daha? Gitti. Gitti, ayakkabılar gitti. Dur bekle aslanım, öyle çıkma sokakta. Stres. Hadi git söyle, çabuk hazırlansın, çıkacağız. Esma abla, canına musladım sen. Ölümden döndüm demiyor da. Vallahi bir yanım Esma abla değdi. Çok iyi geçti sınav. Kesin kazanacağım. Kazan sen de, sanki okutacak baban seni. Vallahi bu sefer ona kalmadı kararı. Biz yaptık Ali ile planı, merak etme sen. Ne planı? Sınavı kazanırsam Ali ile evleneceğiz. Ne? Sen Ali ile mi evleneceksin? Evet. Kız, sahiden mi? Ali evlenme teklif etti, sen de kabul mü ettin? Ya İsmail abla, ne teklif etmesi ne kabul etmesi. Yanından nikah kıyacağız işte. Babam karışamasın okuyabileyim diye. Beni bak beni. Çocuk oynama bu işle. Kimin icadı bu fikir? Benim. Abla sen. Kesin Ali arıyor. Neredesin kız, öldün mü meraktan? Ha, iyi hatırlattın. Sabah yakalanıyordum senin yüzünden. Sen niye beni arıyorsun sabah körü? İyi şanslar dilemek için aradaydım. Neyse, dileğin kabul olmuş. Çok iyi geçti sınavım Ali. Kesin kazanacağım. Bak Esma abla inanmıyor. Sen sınavı kazanırsam kesin alacaksın beni değil mi? Dur şimdi söyle. Söyle kız. E, alacağız mecbur. Söz verdim bir kere. Biz de söz ağızdan bir kere çıkar Esma abla. Aman canıma minnet demiyor da. Haydin kuzum haydin. Babaannem bekliyor, haydin. Tamam. Ne bekliyor Cavidan anne? Çarşıya gidecekmişiz. Allah Allah. Hangi dağda burada ölmüş? Vallahi bilmiyorum, Bozdağ'da öldü herhalde. Ay, bu ne kız? Bakıyorum sınavı iyi geçmiş gerçekten, böyle kötü kötü espriler yaptığına göre. Ne sandın Alicek? Alicik ne ya? Söyleme demedim mi şöyle çocuk gibi? Allah Allah. Şş Ali. Ne zaman geliyorsun? Bak yetti artık ha. Niye? Çok mu özledin beni? Ya ben seni ne özleyeceğim be? İyi gelmeyeyim o zaman. Sevdim burayı zaten. Tezkereden sonra bir ev tutar yerleşirim. Aman ha sakın Ali. Niye? Özlememişsin. Tam bir özledim. Alo. Tam gelmedi sesin. Sesin kesildi. Bir daha söyle. Özledim diyorum, özledim. Sesin kesiliyor, anlamıyorum tam. Ali özledim diyorum. İyi kızım, özlediysen özledin. Ne bağırıyorsun Allah Allah. Bak ya. Ali. Cevşen takıyorsun değil mi? Takıyorum. Korkma. Bak sağ salim geliyorum Ali. Beni bu zorbaların eline bırakma ne olursun. Bırakamam hiç. Ezo! Hadi! İyi hadi, kapatıyorum ben. Babaannem bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Buradan bir kutluyoruz. Vallahi dönünce kısmetse bize düğün gözüktü gibi gençler. Hadi geçin yiyin şunu hadi. Oradan.
Tepemize tepemize yağıyor. Yama yama bugüne kadar geldik. Eyvallah. Yediğimiz sabah kuru ekmek. Akşam da makarna. Hadi ona da eyvallah. Ama temiz su içsek bari. Su diye çeşmeden çamur akıyor ya. Çoluk çocuk hepsi hasta oldu. Zehirlendi. Bu kaçıncı? Çavuş'la kaç defa konuştuk sizle konuşsun diye. Yalan mı İsmet? Resul Bey'e bilgi verdik miyim? Resul Bey'in sizce umurunda mı? Tamam. Tamam delikanlı. Her şey gerektiği gibi yapılacak. Tamam siz rahat olun. Sen niye çalışmıyorsun bile? Çocuklar bu haldeyken çalışmam mümkün değil. Çocuklar senin mi? Yok değil. Eşin bu zaman hamile olan? Yok bekar mı? Güzel. Bak bu zaman işsizlik sana uymaz. Var mı Bilal'le aynı fikirde olan? Çalışmam diyen var mı başka? Orada tatil köyü değil Bilal Efendi. Otel işletmiyorum ben. İşine gelen çalışır, işine gelmeyen defolup gider. Sen oldunuz diye altınızı temizleyecek değilim ben. 5 dakika içinde iş başı yapmayan bununla beraber defolup gidecek arazimden. Yerine yerlerim olacak. İşinize gelirse ay sonuna kadar bütün mahsuller toplanacak. İşte bu kadar. Valla iyilik yaramaz Ekrem abi. Hadi gel. Seni de bırakayım. Yok Resul. Senin yolun bana vurmuyor. Bak şimdi doğru dedin Ekrem abi. Herkesin yolu yurdum ayrı. Kolay gelsin. Ne
yapacağız? Hiç hoş yanda mısın? Yok. Senin gibisi daha gelmedi dünyaya.
senden vazgeçemedik. Ya ya tabii. O yüzden ben dururken gidip Ayfer'le evlendim. Evlilik aşkı kurulmuş nerede? Şşş. Nasıl yapmışlar sonra da? Herkes geri geçer. Sen kalırsın geriye. Keşke ben geleydim yanına. Buralara kadar zahmet etmeyeydin. Hem de daha rahat olur. Senin gelmeni bekleyemeyeceğim kadar acil bir durumum var. O da üzücü yani. Kim olacak? Gidelim. Nereye? Duracağız bir yer. Bakacağız. Hadi. Ama şey... Harun da geldi. Kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldiniz. Abla şunlar kahvaltıdan az götürmedi. O ne kız? Ne kaçırıyorsunuz yangından mal kaçırır gibi? İyi bir şey yok be abla. Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Öf bir şey yok abla. Neşe dur. Yiyeceğin şimdi kafana taş ama. Abla abla dur. Lan bize ha. Ne anla? Abla. Lan ne yapayım sen onu? Abla ne yapayım? Abla bırakın ben dedim. Abla bırak. Gel. Cavidan Hanım atılacak dedi. Başlatma şimdi Cavidan Hanım'ından. Ver şunları bana. Ver. Abla bana. Bana bak bana. İsmail karışırsa kapıyı koy demiş. Bir daha da dönmeyecekmiş. Ne söyleyelim izlenmeyeceksin sen bize. Ha? Sönmüş kızın derdi sana mı düştü? Hatırasın çok gördüler kızı. Al şunları al. Al dolaşta. Haydi yürü. Hoş geldiniz Cavidan Hanımcığım. Merhaba Amineciğim nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torunun değil mi? Evet Ezo. Memnun oldum kızım. Kusura bakma duygulandım. Üstündeki elbiseyi anneciğine benlik vermiştim. Şimdi senin üstünde görünce ne bileyim ruhu şad olsun. Tahmin. Şu kumaşların fiyatı ne? Geldim. Kasabaya tayini çıkmış. Geldi. Duyuyorum herkesten kulağıma geliyor. Öğretmen hanım şöyle güzel, şöyle hanım. Çocukları bile 2 ayda melek etmiş. Herkes hayran bırakmış kendine. Ben görmemişim daha. Bir gün baban tutmuş, elinden getirdi eve. Artık nerede gördü, nasıl ikna ettiyse... Baktım ki az bile söylemişler. Yok böyle bir güzellik. Neyse sonra gittik istedik babasından. Babası dedi ki acele etmeyelim bekleyelim. Boş laf neyi bekleyeceksin ki? Karar vermişler zaten. Dedim ki buyurun gelin içinizin sesini bizi tanıyın. Bir davet verdim. Müstakbel gelinmiş. Ama ne davet. İşte o davette bu elbise vardı üstünde. O fotoğraftaki çiçeği de baban takmıştı saçına. Yani elbisesi benden, çiçeği babandan say.
Sen kendini kimlerden sayıyorsun kızım? Annem kimlerden de babaanne? Siz onu kimlerden saydınız? Anan eş kızıydı. Sen bizim kızımızsın. Aa Mineciğim, bakar mısın bir? Geliyorum canım. Gel canım gel. Bak şu seçtiğim kumaşlar, şunlar, bunlardan elbise dikilecek. Torunuma gardırobunu yeniliyoruz da. Memnuniyetle. Bir de şuradakilerini göstersene bana. Tabii. Hadi. Resul Bey, biliyorum. Talep ettiğimiz rakam çok yüksek. Sizi zor durumda bıraktığımın farkındayım. Hayır derseniz de haklısınız. Hayır derseniz biz sokakta kalacağız. Banka evi satışa çıkardı bile. Bu Resul Bey'in problemi değil anneciğim. Aşkım öyle tabii ki öyle de durumda bu sonuçta, öyle değil mi? Yani Resul Bey'den bunu saklayacak değiliz. Üstelik biz karşılıksız bir şey de talep etmiyoruz. Yaptığımız iyiliğin altında kalmaya niyetimiz yok. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii. En kısa sürede borcumu ödeyeceğim size. Fazlasıyla. Haklı olma aşkım. Sizin adınıza girsin madem ihale. Kurtaralım evimizi. Yoksa mağdur olsun istemeyiz. En sonuçta biz bize lazımız. Herkes üstüne düşeni yapacaktır eminim. Eğer... Elbette. Çok çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Çalışmak kurtarır bizi. Yapma. Yapma.
kadar istiyor musun? Siz benden ne istiyorsunuz? Siz benden ne istiyorsunuz? Evet ama sen yokken ben çok yoruldum.
Tamam. O zaman ben yokken seni koruyacak bir arkadaş lazım sana. Arkadaş mı? Evet. Hem de çok cesur bir arkadaş. Thank you.
Hadi aferin bayan. Tamam çünkü günah. Sus. Sus. Gel.
Hadi kalk. Ne dedim ben sana? Ha? Bak, kurtardık evi. Vallahi kurtardık iyi mi? Ya senin gibi çalışanı bulmuş da hayır mı diyecekti adam. Ayrıca vereceği para onun için ne ki ya? Boşu boşuna gurur yaptın sen de. Boş ver. Gemisini yürüten kaptan bu devirde. Yalnız kızın başına iş açtık galiba. Rezon mu? Hı. Resul Bey'in haberi yoktu galiba sabahki olaydan. Aman alışkındır o kız. Sen nereden biliyorsun adamın kızına kadar? Ya oğlum ben sana dedim ya adam eski ahbabım diye. E seni onun vesilesiyle de işe soktuk. Ailesinde kendisinde yakından tanırım yani. Aman. Şeyin Ezo'nun annesi var ya intihar etti. Sonra Resul Bey de şu Ayfer denen kadınla evlendi işte. Aman neyse. Gayya kuyusu gibi çiftlik orası boş verirsen. İşine bak. Gülden niye öldürdün he? Hayır. Enişte babama salladı. Valla. Ha, hiç sorma. Allah korudu aslanım. Çocuk mecbur kaldı vurmaya. Çok üzüldü Sumay, çok ağladı. Yeter. Yarın geceyi sabırsızlıkla bekliyorum. Lafı ötülemeyin de. Varoş. O çok da iyi oldu. Kimseye konma hadi, iyiydi ya. Konuş bana, sevsek sevsek. Çıkarsın nasıl ortaya.
sen oğluma bari. Ne fool dedim sana. Thank you.
Mümkün sen ya? Delirdin herhalde. Derin mi? Ablam elbisesini ver dedi. Akşama davet varmıştı. Eniştem, seni de istemiş. Heyecanla bekleyeceğim. Aslı. Hı. Biz bunu abarttık mı acaba biraz ya? Bakayım. Yok. Aksine şöyle biraz daha dolgunlaştırabilirdik aslında. Şuraya mı yukarıya? Hı. Ay yok. Tamam yok. Akşama davet var. Milleti güldürmeyeyim kendime. Biliyorum. Bak sana göstereceğim. Bak bunlar yeni geldi. Gençlik aşısı diyorlar. Bakayım. Cildin içine enjekteyi ediyorsun. Hem parlaklıkla hem veriyor hem de kolajen üretimini destekliyor. Muhteşem bir şey. Ama yaş gençleşirsin inan ki. Ya. Yapalım. Ama yok ya şu. Biraz durumu toparlayayım da ben. Ondan sonra şey yaparız. Aşk olsun Nermin teyzeciğim. Ben senden ne zaman para aldım? Ama böyle hep hediye de sana mahcup oluyorum aslında ben. Hayatım. Sürpriz. O ne? Efendim o. Ziyarete geldim ya. Ne yaptın ağzına? Ay Harun. Sana ne? Hem bak bakayım bana. Sen niye geldin bana söyle. Seni partiye davet edecektim. Ona geldim. Aa evet ne güzel olur. Gelsene sen de. Ay yok almayayım ben. Şimdi kasaba falan dedi Nermin teyze. Beni öyle otantik ortamlar açmıyor pek biliyorsun. Nasıl ya eğlenceler? Sağ ol canım. Akşam ben de gelelim mi? He? Kalabalık olur. Arada kaynar giderim.
ister misin? Acık bekleşiriz, konuşuruz ha? Tamam. Tamam Esma abla. Haydi bakalım. Akşam görüşürüz. Haydi. Ne olmuş? Hı? Niye sıkılmış Can Ezoğlu'nun? Rahat mı bakmış acaba? Ne olmuş yine? Lafla bak lafla. Bilmiyor sanki kızın çektiğini. İnadından çekiyor ne çekiyorsa. Yurdat olsa sevilmez. Haklı ol valla. Bir bak. Konuşma. Git sor şunlara bakayım kaç para veriyorlarmış. Ne? Edemem ben bulaşıkçılık. Ay ben edeceğim ben. Git son kafamı kızdırma. Yürü. Ferahladı işte tamam. Takma abi sen de bu kadar kafanı. Ötekisi anlasalardı iyiydi gerçi de. Ben hazırım hadi. Bak annem anne deme bana sakın konuşma sus. Gidelim de gerekiyorsa yapalım kurtaralım şu evi. Başka borcun harcın bir şeyin çıkmazsa tabii. Vallahi abi en büyük borcu senin istedikleri yapmıştır ya anne. Nişanlıyı mutlu etmek kolay mı ya? Mert ne diyorsun oğlum sen? Mücevheri var, kıyafeti var, botu var, var bir sürü var. Mert. Ne Mert abi bırak. Babam beceremedi anne. Abim de bu kadar idare edebildi işte. Hala giyinmemişsin. Herkes seni soruyor. Hakikaten çok benziyorsun annene. Sen bebekken çok ağlardın biliyor musun? Bir gün bizi delirttiydin. Aldım seni ananın kucağından. Bana bak dedim. Koyarım seni kapının önüne susmazsan. Sustum. Sanki anlamış gibi gözümün içine baktın böyle. Hı, dedim tamam. Bu kız laf dinleyecek. Sonra amanin bir kıyameti kopardın. Öncekinden de beter. İşte o zaman dedim anana bu kız fena olacak. Allah rahmet eylesin. Güzelliğinin yanı sıra inadını da bırakıp gitmiş sana. Hoş sen daha çok inatçısın ya. Beğenmesen de biz bir aileyiz. Ben senin babaannenim Ezo. Sen benim annemin katillerinden birisin. Annem sana yalvardı. Bırakın beni kızımı alayım gideyim dedi. Ben çocuktum babaanne çocuk. Kör değildim, sağır değildim ben. Her şeyi duydum, her şeyi gördüm. Sen ne dedin o gün anneme? Ya bu evden gideceksin. Kızını bir daha görmeyeceğim.
kurtulacağım. Kocanın günahını görmeyeceğim. Annem de beni bırakıp gidebildi. Dede susup oturabildi. Delirttiniz kadını. Sonra dediniz ki canına kıydı. Kim kıydı benim annemin canına, babaanne? Kim kıydı benim annemin canına? Kendi mi kıydı, siz mi kıydınız? E sonra? Sen benim annem daha toprağa girmeden onu bu çiftliğe diri diri gömdün. Babam onu döverken sen arkanı döndün. Babam o metresiyle sefa sürerken sen sustun oturdun. Sen sadece babamı korudun. Babam benim babam. Ne yaparsa yapsın, onu ben doğurdum. O benim canım, kanım. Anlıyor musun beni? Hata yaptı mı? Evet. Suçlu muydu? Sonuna kadar. Ama o benim oğlum. Evladın yanlışı mahremidir kızım. Bunu yaptı diyemezsin. Kimseye söyleyemezsin. Aha şuramda yaram var diyemezsin. Eğer bir anne seçim yapacak olursa önce evladını seçer. Başkasınınkini değil. Senin anan el kızıydı. Baban benim oğlum. Senin o el kızı dediğim de benim annemdi. Annem. Annem. Beni de o doğurdu ya babaanne. Ver şunu. Giyin çabuk. Şu entelimin tasını attırma. Bak boşuna dil dökme şuna. Laf anlayana anlatılır. Eşeğe anlat daha iyi. Eğitim olmaz o. Giyin. Çık dışarı. Hoş geldiniz. Zuhal, çalışıyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Buyurun Ekrem Bey, buyurun. Gelmişsiniz Ekrem abi. Geleceğiz tabii evlat. Bu şirket bizim de şirketimiz değil mi? Öyle tabii de. Sen böyle şeylerden haz etmezsin diye dediydin. Yürü geliyor adam. İmzaladılar anlaşmayı. Ay sonuna kadar da tüm mahsulü alacaktı. Ay sonuna kadar işçiler sağ kalırlarsa tabii. Çok takıldım şu amel meselesine be Ekrem abi. Başımıza iş açacaksın Resul. Hiçbir şey olmaz. Sen gönlünü fena tut. Kadir abim. Resul ağam nasılsın bakayım? İyiyim iyiyim. Hoş geldin. Anne. Çocuk o daha ne dediğini bilmiyor. Boş ver. Bak ben bir başıma büyüttüm ikinizi de. Evet. Bedelini ödedim. Hala da ödemeye devam ediyorum. Ama asla sizi kimseye bırakmadım. Babam bir fare gibi kaçıp gitti. Tek başıma yürüttüm ben bu gemiyi. Anladın mı? Tek başıma. Tamam. Herkes üzerine düşeni yapacak. Ben yoruldum bu aileyi sırtımda taşımaktan ya. Yoruldum. Ayrıca sizi de boşuna büyütmedim. Bak, Resul Bey'in gönlünü hoş tutacaksın. Yarın parayı çıkacak. Beni kurtaracağız.
Son dakika adamın canını sıkmayalım. Anladın mı? Güzel. Anlayacaksın tabii ki. Eso. Eso. Neydesin ya? Kim annem?
Hayır yani. Oldu çarşanımız pişmiş de. Peşine takılıp kuyruk gibi geldiler, ne oluyor? Ne işin var senin şirketin davetinde? Otursan ya evinde. Öyle derdik ki bu kadın ne işi var aramızda dolaşıyor. Kocana sorsana. Bu gece hiçbir yere kaybolma. Yolla oğlanı. Otele geç, beni bekle. Çok özledim. Recep Bey. Ben ihalede bir şey kalmadı. Hallediyoruz ev işini. Sabah avukat parayı hesaba yatıracak. Tekrar teşekkürler Resul Bey. Hakkınızı nasıl öderiz hiç bilmiyoruz. Bedava değil Harun'cum. Maaşından keseceğiz artık. Ezo yok mu? Gelmişken onu da bir görelim istemiştik ama. Gelsin de hele bakayım. Göstereceğim ben onu da. Müsaadenizle. Ömer, git çarşını bir an arıza çıkarmasın. Yemin ediyorum Allah yarattı demem akrabayamın altına. Şehir dışında misafirlerim var. Ele güne rezil etmesin beni. Kızını biliyorsun işte. Vallahi hiçbir şey için söz veremem. Bence insan içine çıkması çok daha iyi olur. 5 dakika durursun. Sonra girsin inle. Nerede bu adamın kızı diyorlar sonra. İşte tamam. Tamam. Sen dur. Ben giderim. Hoş geldiniz. Ezo Bozdağlı ben. Birçoğunuz beni tanımazsınız. Çok hayata karışmam ben. Karıştırmazlar daha doğrusu. Madem ben de bir Bozdağlıyım, Bozdağlı Holding'in gecesine katılmamak olmazdı. Bu vesileyle annem Zeliha Bozdağlı'yı da anmak isterim müsaadenizle. Kendisinden geriye hatıra bu gelinlik. Hani benim sevincim nerede? Bil.
gelelim topacım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim, çaldılar çocukluğumu habersiz. Kendimi şuradan penceresiz kaldım. Şu balkondan aşağı atıp intihar etme. Penceresiz kaldım anne, uçurtmam güler güler. Artık yaşamasın. Benim geçeyim anne. Ne kadar yorulursam. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam güler güler tatlımdı. Hani benim geçeyim anne. Nerede penceresiz. Eğer beni duyuyorsan, görüyorsan, ben seni hiç unutmadım. Hani benim geçtiğim nerede? Senin kızın olmaktan hiç vazgeçmedim. Thank you.
Nereden çıktı bu otelde kalma işi? Ya oğlum dedim ya, migrenim tuttu. Çatlıyor kafam ağrıdan. Yol çekecek durumda değilim. Kalayım bir gece, dinleneyim işte. Sen git. Bak Mert yüzünden eve gelmemezlik ediyorsun. Aman kim takar Mert'i? Bacak kadar boyuyla annesine ders vermeye çalışıyor. Hadi gitsin hadi. Ya şey, Resul Bey çok sinirlendi ya. Kıza bir şey yapmazdı mı? Allah Allah. Oğulcuğum, sen bu Ezo'yu beğenmeye mi başladın yoksa? Hı? Belki. O da biraz bakımını kurtarırsa. Diyorsun. Kaçtın mı? Hadi bay bay. Ya ben seni bu halde nasıl bırakayım? Tamam.
Sen ne istiyorsan onu yapalım. Nereye götüreyim seni? Eve geri götüreyim mi? Hangi eve? Ezo. Sorma ya. 3 kişi çayırcıya yanmış abi.
Annem kimlerdendi babaanne? Anan el kızıydı. Sen bizim kızımızsın.
Resnur! Oğlum! والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Thank you.
başın sağ olsun. Bizim Cavidan amcım başın sağ olsun. Sen hala burada mısın ya?
başın sağ olsun. Thank you.
Thank you.
field. We have quite a game in prospect here. Just waiting for the players to emerge, and we will be underway. And our live game is Porto against Metz. Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter. And may I say a big hello to everyone. And if you did just miss it, we are up and running already. Coad. Good running with the ball. Can they build on it? Hit long and direct. Swallowed. Up he goes! Good delivery. No joy. That's a real disappointment as well, after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little reward. Well, the first and the finish! Oh, a great save, real class. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Bye-bye. A worry or two. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Look, if ever there was a declaration of intent, we're watching it. Which Riviere? To get it forward quickly. Is it in? Oh, the keeper's done ever so well. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Strong punch. Hiya! Aim block. That's a pop! Big relief, it just needed better contact. My point. It is still 0-0. Oh my God! Herrera. Tries a through ball. They didn't manage to get nearly enough into the box. That speaks of little ambition. And it's Riviere. Great strength, too strong for his opponent. Gets it, and now what? He'll have a dip! Oh, nearly. But nearly is nothing. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. It so nearly came off for him. Yeah, he's been at the centre of a lot of things, hasn't he? Mostly good, I should add. Now the pass. Herrera. This is in a low one. Can he finish? Goal! Porto! What about that, Jim Beglin? Well, I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. Deadlock broken. It's 1-0. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Kicks one in. Timely intervention. Rue sticks in a foot to win it back. It's anyone's ball. So they've got the only goal to make it 1-0. Hey, what? Riviere. Rue. Thank you.
half-time whistle goes. There we are, off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half. But there has only been that one goal. It is very, very tight. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the scoreline offers a fair reflection of the level of endeavour from both teams. I think they lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Porto didn't have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. Just back from York, looking to shoot! He's done very well to get to that. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A-plus grade. Back like that, always appreciated by the crowd. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. I think, you know, any good team really, your striker should be the first line in that defence, and he's delivering. Can he put it away? Good stop. That wasn't easy. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. It's out for a goal. Not getting too tight, which is interesting. No, it's probably cautionary. Don't dive in, try to pinch it or intercept so nobody can get in behind. And it's Tosevi. Rivière looks to slip it through. Now here's the through ball. Hefty challenge, but fair enough. Assistant referee rightly gives him offside. Look, I know our vantage point is very different, but he looked on. Coad. Passes it through. He's had a goal! Rivière. Looks like a good ball through. Tosevi. And it's Rivière. Stuck out a leg for a good challenge. Porto are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Oh, well intercepted. Really alerts the danger. It through, and he's there to cut it out. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Battles to win it back. Both sides a bit lacking in intent, looking to get within range, and oh! I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Good challenge, he just stood firm. And there goes the final whistle. Terrific contest, it really